Merhaba arkadaşlar. Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de Police Simulator oyununda görevlerimiz olacak arkadaşlar. Bu arada devriye memurlarına yönelik ipuçları diyor arkadaşlar. Uyuşturucu satan bir çeteyi görürseniz veya şüphelenirseniz üzerlerini arayabilirsiniz ama suçlama yapmak için diyor kanıt yapman gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar, bugün park cezası yazacağız bir süre, ondan sonra görevi değiştireceğiz. Şu an park cezası işlemlerimiz başlıyor. Geçen biraz bunun antrenmanını yapmıştık. Videoyu izleyemeyenler için ufaktan hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Bakın mesela bu araç kaldırımın üstüne çıkmış. Bu bir ceza nedeni. Hemen buna bir ceza kilitliyoruz. Park cezası diyoruz. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Konum ve hizalama. Kaldırıma park etme. Veya caddeye taşmış park etmeli diyor. Kaldırıma park etme ya bu. Belli yani. Evet. Bakın arkadaşlar, hemen bir cezalık daha. Bu da ters yönde park etmiş. Ha, bu arada Brighton polis memuru olarak ilk vardiyan sona erdi. En yakın karakola git. Dönüş yolunda da asayişi sağlayabilir ve bazı küçük olayları çözmeye devam edebilirsin. Yine de unutma, polis departmanı mesailerini çok uzatan memurları ödüllendirmez diyor. Vardiya bitti ya. Arkadaşlar, görevimiz değişirse bu park olaylarını bir önceki videomuzdan izleyebilirsiniz. Bir sürü ceza yazdık. Zaten bugün yeni göreve geçecektik. Evet. Böyle vardiyayı bir bitirelim. Giriş yapalım arkadaşlar. Evet, burada da gösteriyor. Bakın arkadaşlar, bayağı bir ceza yazmışız. Burada park cezası var. Yaya çöp attı cezası var. Oo, süper. Radar cihazını açtık bu arada. Artık trafik polisi yapacağız rahatça. Arkadaşlar, böyle görevleri oynaya oynaya ve yeni mahalle açtık bu arada. Açacağız yani. Biz şu an yeni bir toy bir polis. Bunlar normal. Bu arada arkadaşlar, şu yeni mekanımızda takılalım bence. Buraya bir gidelim bakalım. Şimdi burayı seçiyoruz. Hayır, seçmek istiyorum. Evet, var diye başlıyor. Benim masanın yeri mi değişmiş ya? Vay be. Radar cihazı ile hız yapanları raporla. Evet arkadaşlar, bugünkü yeni görevimiz trafik polisi olarak radar kuracağız. Zaten akşam olduğundan da belli. Şimdi nasıl yapacağız? Radar cihazımız burada arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle belli bir noktaya geçmemiz lazım öncelikle. Yani bana da artık bir araba verseler çok sevineceğim. Aslında bu görev hakkında bir bilgi kitapçığımızı bir okusak çok iyi olur. Bu radar cihazını nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz gibi. Burada yazar arkadaşlar. Bakın, radar cihazı. Devriye memurları trafikteki araçlar başta olmak üzere hareket halindeki nesnelerin hızını ölçmek için düzenli olarak radar cihazı kullanır. Bu, sokaklarda hız yapan araçları belirlemek için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Araç tekerlerine radar cihazını seç. Hareket halindeki bir aracı hedef al. Resmini çekmek için ise tetiğe bas.
100 metre menzili varmış arkadaşlar. Bu arada yasalara uygun hız 15 ila 45'miş. Yani adam 5 ile 10'la da gidemez. O da bir ceza sayılıyor. Tabi sokak ve mahalleye göre hızlar değişebilir diyor. İyi sonuçlar almak için sokağı iyi gören, güvenli bir yerde konum lan ve sakin ol ve sık sık yer değiştirmekten kaçın diyor. Yani sabit ol diyor. Hadi bendensiniz. Siz şimdi bir hareket ediniz. Bir sıkıntı yok. Hop, bir dakika, biri çöp attı. Biri çöp attı. Aha, şu çöp attı. Arkadaşlar ben şunu bir haklayayım, geliyorum hemen. Şu an şöyle yapacağız. Çöp atanları affetmiyoruz. Hemen cezayı basıyorum arkadaşlar. Böyle bir polisim ben. Gel buraya. Bir daha çöp attığını görmeyeyim. I have to issue you a Mahvederim ticket seni. for littering, which will cost you up Al to bakalım şu $25. 25 dolarlık cezayı. My lawyer will take care of it. Avukatı varmış bir de. İyi git avukatın ödesin. Sonuçta ödeyecek biri. Arkadaşlar radarı nereye kursak? Onu düşünelim. Evet, radar arkadaşlar. Öyle bir noktaya koymamız lazım ki. Şimdi ışıkta bura bölgenin sonu bu arada. Şöyle ışıktan kaptıranları yapıştıracağız. Bu arada şu araç mesela arkadaşlar hız sınırını aşan araçlardan biriymiş. Yani bunları yakalamamız lazım. Bence buradan böyle artık ışık yok ya, kaptırmaya başlarlar. Biz şu arabaların aralarına şöyle bir geçelim arkadaşlar. Evet, bakın burada uçuyor adamlar. Hemen burada radar cihazımızı açıyoruz. Güzel. Yalnız ben bunu böyle göremiyorum ki ya. Bunu nasıl yapacağız? Adamlar yanımdan uçuyor geçiyor. Şöyle yapsak. 48. Aha, yakaladım. Plaka okunur halde değil diyor. Kaçırdık. Ay, bu hiç sormuş ya. Plakaları okumak lazım yani. Şurayı tam görmemiz lazım. Şu şekilde. Bu kaçta gidiyor? 37 ile gidiyormuş mesela. Arkadaşlar olmadı. Bir de şuradan deneyelim. Otuzla gidiyor. Bu arada bisikletleri ne yapacağız acaba? Aha, 43'le gidiyor. Şimdi bunu raporlasam. Adam 14'e indi. 14 diye mi yazar cezayı? Yoksa 40'ta gidiyordu da falan geç mi yakaladık? Bilmiyorum, ne yapsak ki acaba ya? 40'tayken yazmak lazım bence. Heh, yakaladım. Evet, 45'te gidiyor. Hemen bunu raporluyoruz. Cezayı kilitliyoruz.
39, 40, 42. Kitle. Arkadaşlar tamamdır. Hem burada görünmüyoruz. 35. Tamam, bu yasal. Bunda bir sıkıntı yok. Şuna bakalım. Bu da hızlanıyor gibi. Evet, hızlandı. 33. 33 olmaz. Bunu vazgeçelim. 33 olmaz arkadaşlar. 40'la giderken yapıştıramadık. Beş olmaz. 34. 34. Bunlar yasal arkadaşlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şu biraz hızlı geliyor. 35'miş. Yok, bu da olmaz. 33 ile gidiyor bu da. Hızlandı. 46. Hemen yazalım. 46. Bu da hızlanıyor gibi biraz. Yok, şu an iyi. Şu ışık kırmızı olduğu zaman basmıyorlar bilerek. 35. 35. Yani bu şekilde takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz yer değiştirelim. Bir iki ceza daha yazsak iyi olur. Beşe tamamlamamız gerekir. Daha fazla da yapabiliriz. Vardiyamız var şu anda. Ama şu ters park yapanlara falan da ceza yazacağım. Hatta bunu yazalım hemen. It's good to see you again, officer. Merhaba. Evet, bir araç geliyor. Ile gidiyor. Bir araç daha geliyor. Çok da gözükmeyelim. Otobüs. Bu cihaz iyiymiş ya. Aslında arkadaşlar böyle çevre yolu, otoban gibi bir şey olsa çok daha iyi olur. Bakın arkadaşlar, bu araç park süresi biten bir noktada park yapmış. Hemen ceza yazalım.
İstersen şu köprüye de çıkabiliriz. Köprü de iyi olur. Bakalım buradan yakalıyor mu? Evet, buradan görüyor arkadaşlar. Burada daha iyi oldu bizim için ya. 35 35 35 adamlar iyi gidiyor. Arkadaşlar bu oyunda görev çok yani öyle aklınıza gelebilecek bütün bir polisin yapabileceği şeyi yapıyorsunuz. Yani yakında bize zırhlı araçlar, polis arabası, yanımıza çırak, polisler verilecek. Bu da 35 ile gidiyor Allah'ım ya. Hepsi 35 ile gidiyor ya. Bir ceza yazamadım. 35. Belki hızlandı biraz şöyle bakalım. Biraz hızlandı gibi sanki ya. Hala 35. 15 ve 35 arasında ceza yok. Evet, bu arada arkadaşlar şöyle silahımızı da gösterelim. Bu elektroşok. Şurası silahımız. Öyle bir polisiz yani. Evet, geliyor. Bu da 35 ile gidiyor. Otuz beş, otuz dört. Bakın böyle mesela plakayı görebiliyoruz. Bir araç daha geliyor. Bu da biraz yavaş geliyor gibi ama hızlanıyor, süper. Uçacak gibi gidiyor. 35'e sabitledi ya. Tam ceza yazacaktım. 35. O da 35. Arkadaşlar biz diğer tarafta iyi ceza yazdık ya, burada olmadı. Buradaki adamlar çok namuslu. Evet, bu da yavaş yavaş hızlanıyor. 35-37 gibi bir şey oldu. Uçuyor ve yakalandı. Evet, haydi bakalım. Cezayı kitledik. Güzel oldu. Şuna da bakalım bir. Taksiciler biliyor beni. Ama normal vatandaşa direkt kilitliyoruz. Güzel, 4 tane yazdık arkadaşlar. Biraz şöyle köşede olacağım. 35. Hızlanma. Aha, hızlandı. Yaktım seni. 33'e düştü ya, Allah'ım yarabbim. Adamın şansa bak. Galiba bizi gördü ve yavaşladı arkadaşlar bir önceki. Yoksa ona yazardım ben. Bu da 35 ile gidiyor, bir bakalım. Kırmızılı çok fena ya.
Evet, taksi geliyor. 35 ile gidiyor. Taksiler genelde 35 ile gidiyor arkadaşlar. Son şansına kadar zorluyorlar. Biri bana selam vermiş. Aleykümselam. Selam. Bu kaçta gidiyor? Bas biraz bas. Hah. Hadi biraz daha bas. Ha gayret. 35. Olmaz. Dört tane yazdık arkadaşlar. Yeni bir ilgi alanı keşfedin. Viski. Viski mi? Neredeymiş viski? Şura mı acaba ya? Ya bu arada belediye otobüsü falan yok mu? Ben bedava binmek istiyorum. Boştan polis oldum. Hop, yavaş git biraz. Ceza yazmıyoruz diye basmayın. Arkadaşlar biraz şöyle ceza arayalım. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yüksek müzik sesli teber müzikleri dinleyen Amerikalılar var. Hoppa, evet bu da ters çekmiş. Al bakalım cezanı. Gülebilir bunlar. Evet, saati gece 4 yaptık arkadaşlar. Çorba vakti geliyor. Bu arada kaldırıma çıkan bir araç görüyorum. Hemen onu da bir patlatalım. Bakın arkadaşlar, yani bu kaldırıma da çıkmış. Bir de park yasağı olan yere de park etmiş. Yani bu dükkanın önünde park edemez. Çünkü buraya mal iniyor. Mal gibi park etmiş. Sen mal mısın? Ne işin var burada? Adama ceza yazamıyorsun. Ne cezası? Park etme yasağı olan yere park ettin. Al sana ceza. Bir daha etme. Adam ol. Tamamdır. Bir de buna kaldırım cezası da yazmak lazım aslında ama insaflı bir polisim. Var mı başka bir sıkıntı? Şu benzinlik benim mıntıkada değil. Aha, şurada da bir şey gördüm. Gene park etme yasağı olan bir bölgeye. Bu arada burada neden park etme yasağı var onu da söyleyelim. Bisiklet bölgesi arkadaşlar. Bisikleti adam şuraya bırakmaya geldiği zaman bu arabayı önünde görmek zorunda değil. Hemen bir ceza kilitliyoruz. Bu arada bana bir merhaba. Yanlış ceza kilitledin şeyi geldi yani, bu devlet aracı mı? Niye torpilli mi? Niye buna ceza yazamıyoruz? Yazarım yani, sıkıntı yok. Evet, devam ediyoruz. Yavaş sür, yavaş. Işık yanıyor. Geçin. Böyle de saygılılar. Evet. Şunlarda var mı bir sıkıntı? Aha. Arkadaşlar bakın. Şurada yangın musluğu var. Ya bu Amerika'da çok olan bir şey. Şurada yangın çıktı diyelim. Park yanıyor. İtfaiye buraya yanaşıyor. Eğer suyu bittiyse, yani kendi suyu zaten var. Buradan su çekiyor. Ama böyle odunlar geliyor musluğun önüne park ediyor. Hemen buna bir musluk cezası yazıyoruz. Ya sadece musluk değil, otobüs durağı da olabilirdi, hastane de olabilirdi. Böyle cezayı yazmak lazım. Senin musluğun nerede? Ha, bunda bir sıkıntı yok.
Hadi eve git. Gece 4'te ne işin var? Gece 4'te bunun ne işi var ya? Şuna bir kimlik sorar. Abi kimlik göster. Show me your ID, please. Sure. Here you go, officer. Arkadaşlar gece 4'te 5'te böyle kimlik sormak lazım. Bakayım bir. 91 doğumlu. Güzel. Victoria. Kadın falan. Tamam. Hadi git. Evine git. You can leave now. Have a great day. Oturma buraya. Yürü bakalım. Tamam. Evet, bu saatte arkadaşlar inceleme yaparım. Mesela şu saçı bile bozuk yani. Bu torbacıya da benziyor. Ona bir sormak lazım. Kimlik ver lan. Would you please show me your ID? Here it is. Ver kimliği. Bakayım bir. Oo, silah ruhsat da varmış. All right, hadi you're git. Free to go. Oturma buraya bir Enjoy daha. Enjoy your day. Bundan sonra gece 3'ten sonra buraya oturmuyoruz. Devam ediyoruz. Aa, kendimi Türkiye'de hissettim yani şunu görünce. Nice to see you, officer. O ne? Selam mı? Selam. Selamı nasıl veriyorduk ya? Dur. Neyse. Hadi git bakalım. Sen ne yapıyorsun daha? Burada mısın? Arabalar bekleyin. Polis geçiyor karşıdan karşıya. Yaya geçsin. Sabret hanımefendi. Evet arkadaşlar. Amerika yanıyor. Benim vardiya bitecek ya, uygun geldi. Arkadaş bir tane otobüs yok ya, bütün mahalleyi gezdim. Biraz da şu parka bir dadanalım. Burada var mı bir sıkıntı? Bu saatte ne yapıyorsunuz kardeşim burada? Evet, mesela sen kimi bekliyorsun? Hemen söyle. Kimlik ver. Would you show me your ID, please? Okay, officer. There you go. Alayım. Silah ruhsatı varmış. 98 doğumlu. Büyük gösteriyorsunuz. Devam et. Aha, en sevdiğim. Kapat telefonu ve kimliği ver hemen. I'd like to see your ID, please. Okay, officer. Please falan değil. There you go. Kimliği ver. Emir gibi. Evet, güzel. Erkekmiş. Tamam. Kimlikteki fotoğraf sensin. Devam et. Şöyle bakayım mı? Parkta başka oturan var mı? Oturana bir rahatsızlığım var bu saatte. Hop, ne oluyor burada? Sen ne yapıyorsun burada? I'd like kimliği to see your ID, please. Here, officer. Ver kimliği ver. Bakayım. Sarı kafalı, tamam. Tamam. Git. Evet. Metro kapandı mı bu saatte? Tamam, şu ışıkları söndürün hanımefendi. Evet. Bir de arkadaşlar şuraya da bakalım. Sonra bugün artık uykuya çekilelim. Neyi bekliyoruz acaba? Kimlik alayım. Your ID, please. Here you go, officer. Evet, saç yap lan efendi. Kadının kimlikte de saç aynı. Tamam, devam et. Sendik bir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Siz niye konuşuyorsunuz?
Bir şey pazarlığı mı yapıyorsunuz? Kimlik ver. Please show me your ID. Sure, officer. Here you go. Sadece senden alacağım. Kimliği, adından alacağım. Olsun Ryota. Hop. Adam kolunu elleme. Sen de ver lan kimliği. Tamam. Hadi sen bir kaybol. Bir daha görmeyeyim seni burada. Sen de ver kimliği. I need to see your ID, please. Here. Al mı? Dövseydiniz hanımefendi. Güvenlik misiniz acaba? Tamam. Hemen buradan kayboldum. It's fine. Have a nice day. Tamam mı? 2 dakika oturun, sonra gidin. Bakacağım ha. Oradan geri dönersen ceza yazarım. Sen şu telefonu kapat. It's fine. Have a nice day. Tamam, telefonu açma bir daha. What? Daha ben ne dedim? Telefonu açma. Evet, bura neymiş? How you doing, officer? Kilise. Tamam. Burayı da arkadaşlar bir sonraki bölümde teftiş edeceğiz. Bura biraz detaylı. Görüşmek üzere.